Hemen programa da, e, başlayacağım, konuklarımı davet edeceğim. İlk konuğum Fatma Olgun. Bugün şimdi Çanakkale'li hanımefendiler geldiler. Konumuzun e, merkezi de Çanakkale. E, kızını aramak üzere gelen bir anne sürücümüzde olacak. Kızının Çanakkale'de olduğunu, sözde bir hoca tarafından e, manipüle edildiğini, kullanıldığını ve mağdur edildiğini iddia ediyor. Fatma Olgun buyursunlar. Müzik <laughs> Hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz gelmişken kayıp 21 yaşındaki aslında kayıp olan kızınızı arıyorsunuz. Evet. Şimdi hafta sonu da e, sabah gazetesinin vermiş olduğu habere göre e, göre de e, evden kaçan e, genç bir kızın nasıl işkenceye maruz kaldığını sizlere anlatmak istiyorum. Şimdi programda deyip kayıp konularını işliyoruz ama onların başına bir şey gelmemesi, bir şey gelmeyeceği anlamı taşımıyor. Ee, evden kaçmak bizim sorunlarımızın hiçbir zaman çözümü olmadı. Ne olursa olsun bu dünyadaki en güvenli yerimiz aslında ailemizin yanı. En güvenli alanımız bizim evimiz. Eğer evin içerisinde, ev içinde yaşamış olduğumuz sorunlar ve problemler varsa gideceğimiz tek yer Devlet kurumlarıdır. Onun dışında sokakta, sosyal medyada, parkta, eğlence kulübünde orada burada tanıştığınız hiç kimseye güvenmemelisiniz. Güvenmemeliyiz. O kişi size kendini nasıl tanıtırsa tanıtsın, kendiyle ilgili ne söylerse söylesin lütfen tüm kadınlara ve genç kızlara çağrımdır, güvenmeyin. Bakın bu fotoğraftaki kızımız 20 yaşında, Başakşehir'de yaşıyor ve çeşitli sebeplerinden dolayı Evden kaçıyor, aile kızlarını arıyor. E, Taksime gidiyor. Taksimde onun yanına yaklaşan kişi diyor ki, sen açsındır, gel sana yemek vereyim. Gidecek yerin yoksa, e, gel benim e, evime götüreyim seni diyor. Bakın bunların hepsi iyilik kisvesi altında yapılıyor. Fakat ee, o kişinin sözüne inanıp gitmiş olduğu o evde hem fiziksel hem de cinsel işkenceye maruz kalıyor. Bakın şiddet değil, işkenceden bahsediyorum. O kişi tutuklandı, yargılanıyor ee, ve e, inşallah da en ağır cezayı, alır bir an önce. Bu sebeple hani hem sizin konunuz hem de hafta sonunda gördüğüm için seyircilerime söylemek istedim. Ee, yapmanız gereken bir KADES uygulamasını telefonunuza indirmeniz. Bir tehlike anında. E, o tuşa basmanız, güvenlik önleminizi kendi adınıza almamız. Önce kendimizi biz koruyacağız, ondan sonra da. Bu arada sevgili kadınlar hem size hem ekran başındaki seyircilerime de söylüyorum. Bir gencin, bir genç kadının, bir çocuğun ulağan dışı bir davranışına e, rast geldiğinizde ya da gördüğünüzde genelde bizde şöyle bir problem var biliyorsunuz. Ay ben hiç karışmayayım, müdahale e, etmeyeyim aman benim başım belaya girmesin. Bakın. Olaya müdahale etmeyebilirsiniz ama olaya duyarsız kalmayın. Hemen en yakın polis birimine ya da bir polise bilgiyi verin. O kişinin kurtarılmasını sağlayın. Sizlerden çok rica ediyorum. Bunu da söylemek istiyorum. Bu arada kızı kayıp olan kim varsa bakın altta telefon numaralarım var. Defalarca biz bu sürütüyoda kayıp olan kızlarımızı bulduk. Ailelerle kavuşturduk. Aynı mağduriyeti yaşayan tüm annelerin, tüm babaların hepsi bize başvuruda bulunabilir. Telefon numaralarımızda ee, ekranda şimdi aynı konu Fatma Ongu, Olgu için de geçerli İstanbul'da yaşıyorsunuz aslında Hataylısınız siz ama e, deprem öncesinde iki ay öncesinde İstanbul'a yerleşiyorsunuz e, bütün aile mi kocanızla mı? Eşim gelmedi önce ben çocuklarım geldik o 21 yaşındaki kızım sınavı vardı o gelmedi bir ay sonra geldi Bir ay sonra geldi depremi yaşadı mı Mevlüt'e? Yok Depremi yaşamadı. O Yok. sırada İstanbul'daydık. Ee, normalde çalışan bir kız. Evet. Değil mi Mevlüde? 21 yaşında hani pırlanta gibi biri ama bu deprem sonrasında ve memleketine de toprağına da gittikten sonra psikolojisinin bozulduğunu evet. ve o psikolojik bozuklukla aslında sosyal medyada çok farklı platformlara kişilere takıldığını ve ondan sonra hayatının karardığını iddia ediyorsunuz. Ee, önce sizden dinlemek istiyorum. E, Mevludeki değişiklikleri ne zaman ve nasıl fark ettiniz? İş yerinden çıktıktan sonra başladı sosyal medyaya girmeye. Hı -hı. Telefonu kullanmaya başladı mesela. Ne yapıyorsun kızım? Telefonda bu kişilerden canlı yayınları var. TikTok hesapları varmış. Biz bilmiyorduk ama gösteriyordu bize. Hı -hı. Gerçek Mehdi çıkmış. Öyle bir şey olmadığını söyledim ben ona, kızımın. Hı -hı. Biz onu... Beş ay boyunca vazgeçtirmeye çalıştık ama hiçbir şekilde inandıramadık onu. Size bir gün gelip şöyle bir cümle kurmuş. Bu sizin iddianız. Anne hadislerdeki Mehdi inmiş ve Çanakkale'deymiş. Evet. Ee, ve ben bu kişiyi gidip görmek istiyorum diyor size. Ee, sizin ve babanın tavrı ne oldu bu konuda? Ben eşime dedim vazgeçtiremiyoruz. Kalk Hı -hı. götür göster. Hı -hı. Eşim dedi öyle bir şey yok. Öyle Hı -hı. bir şey olsaydı işte herkesin haberi olurdu yani. Vazgeçmedi kızım. Bir gün kalktı, gitti. Ne zaman evden kaçtı? 7 ay önce. 7 ay önce sizin kayıp başvurunuz da var kızınızla evet, ilgili. Var. Hem e, savcılığa hem de karakola gitmişsiniz. Evet, gittim. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına verilmiş olan bir dilekçeniz e, var aslında. E, 21 Haziran 2023 günü siz normalde evdesiniz. Sabah kalktığınızda kızınızı bulamıyorsunuz. Yok durdu. Kapa açık bir şekilde çıktı gitti. Ee, gittikten sonra size telefonla ulaştı mı? Bize kendisi ulaşmadı. Biz kalktık, baktık evde yoktur. Ee, eşim kalktı, baktı, aradı. Dedi ki ben arkadaşlarımla geziyorum, akşam geleceğim. Siz sandınız ki böyle evet. gençler e, bir cahillik yaptılar arkadaşlarıyla evet. beraber. Ondan sonra akşam oldu. Eşim arıyor, neredesin? Ben halifemin yanındayım diyor. Bu gittiği kişilerle ilgili. Çanakkale'deyim konuma atıyor ben buradayım siz beni istiyorsanız siz çıkıp gelin yanımıza. Benim yanıma geleceksiniz. Evet. Peki bu bahsettiğiniz sözde hoca Mustafa Çabuk'la ilgili iddialarınız var. Kızınız onların sosyal medya hesaplarını incelemeye alıp o hesaplarda sürekli vakit geçirmeye başladıktan sonra evde tüm davranışların değiştiğini iddia ediyorsunuz. <laughs> ne gibi davranış değişikliği oldu? Normalde ibadetlerini yerine getiren bir kızdı değil mi? Önce yani bizim gibi normal kapalı işinden dolayı tesettüre giremiyordu kızım yemek bölümünde çalıştığı için. Ondan sonra bu kişilerle tanışıyor. Sözlü hocanın evet ve onun etrafındaki insanlarla tanıştıktan sonra tanıştıktan ilk sonra değişim nasıl başladı? Adamın TikTok hesaplarını bize gösteriyor. Hadislerle ilgili konuştuğu ne kadar video varsa bize gösteriyordu. Hı <laughs> hı. Kızım öyle bir şey yok anne doğrudur, şöyledir, hı hı. böyledir işte bize hepsini anlatıyordu. Hı hı. Ondan sonra işte vazgeç kızım yani öyle bir şey yok diyorduk, yok hı hı. anne gidelim görelim hı hı. babam ikna olmuyor, sen kardeşlerimi al bizimle birlikte git oraya gel görelim geri geliriz diye öyle bir şey yoksa kızım hı hı. yoktur diyordum inanmıyordu. Ben gidemem diyordum korkuyorum kimdir nedir ne yapar hı hı. ne iş yapıyorla bilmiyoruz. ...vazgeçitiremedim ben onu hiçbir şekilde. Kılık kıyafetinde bir değişiklik oldu Önce mu? Önce yokturdu. Sonra bu gitmeden iki ay öncesine kadar... ...farklılaştığını iddia ediyorsunuz. Evet namaz kılmaya başladı. Odadan hiç çıkmamaya namaz başladı. Namaz kılması normal. <laughs> yani aşırı bir namaz kılıyor. <laughs> namaz kıldığı yerde hep ağlıyordu. <laughs> i̇şte ben görüyordum buradan ağladığını odada. Çocuklardan peçete istiyordu vesaire hani... Ben hani ne derdi var başka bilmiyoruz. Ama bu depremden sonra kendisine bir ölüm korkusu geldiğinin de evet, altını çizmişsiniz. korkuyor. Peki bu kişi e, Çanakkale'de olduğunu ve Çanakkale'de e, bir termal otel gibi bir yerde sadece sizin kızınız değil beraberinde birçok genç kızı yanında tuttuğunu da iddia etmişsiniz. Evet kızım söylüyordu anlatıyordu. Ne anlatıyordu size? Orada kadınlar var çocuklar var. Hı hı. Bir sürü kişiler var yani söylüyordu, anlatıyordu ilk gittiği zamanlar. Gitmeden önce de anlatıyorlar, anlatıyordu. Hı hı. Çok sayıda insan var orada. E, bu arada e, kızınız sizi aramış, savcılık dilekçenize bakıyorum. Çanakkale Bayramiçi İslam Köyü adlı yere gittiğini ve bu kişinin yanında olduğunu, asla eve dön, e, dönmeyeceğini size söylemiş. Siz de kızınızın psikolojisinin iyi olmadığını hı hı. E, iddia ediyorsunuz. Yani korkuyordu. Depremden sonra her şeyden korkuyordu. Bu 7 ay boyunca kızınız sizinle görüntülü bir şekilde ya da telefonla sadece sesli iletişim kurdu mu? Yani sık sık sizi arar mı? Ben iyiyim, beni merak etme, güvendeyim gibi. Aramıyordu. Bir kere 3-4 ay sonra aradı. Beni tekrardan oraya çağırdı. Kardeşlerimi hepsini al. Oraya gel diyordu bize. Yani diyor ki ben asla dönmeyeceğim, siz benim yanıma geleceksiniz. Benim burada kalmam lazım diyordu bize sürekli. Şimdi Peki, bu yedi ayda ailem... kaç kere konuştunuz? Çok pardon. Yedi ayda kaç kere telefonda bir konuştunuz? Kere. Bir kere. Bir defa. Yani bu yedi ayda sadece kızınızın sesini bir kez bir duydunuz. Kere Onda da diyor ki gel. Evet kardeşlerimi al gel. Hatta hmm. yanındaki çocuklar bir sürü var. Onlar bile diyordu abla kiminle konuşuyorsun benim kızımı? Hatta dediler ne zaman gelecekler. Bak bu benim kardeşlerim bu annem benim. Dedim kızım sen çık gel. Hani karışmıyorlardı giren çıkana oradaki kişiler. Şimdi niye seni bana göstermiyorlar? Anne yine de karışmıyorlar diyor. Ama gidemiyoruz. Gidemiyorsunuz o da gelemiyor. İsmi geçen gelemiyor. herkesin söz hakkı cevap hakkı vardır buyurun. Şimdi Mevlid'in oraya gitmesi. Şimdi genç kız hani birine gönlünü kaptırdı. Evlilik amacıyla mı gitti? Yok, hayır. Çünkü gider, dini ibadetini yapar, ziyaret eder, geri gelir. Ama sizin anlatımlarınıza göre oraya gidiyor ve orasını artık kendine bir ikamet yeri olarak eee belirliyor. Yani orada çalışmıyor, değil mi? Mesleğini o... icra etmiyor, çalışmıyor. Bir aşk, gönül ilişkisi ya da evlilik durumu söz konusu değil. Yok. İstanbul'dan bir kız kalkıp o köye gidip ...orada ısrarla da sizi çağırmasının nedeni nedir? Orada mutfakta yemek yaptığını söylüyor bize. Ee, beş günü yemek yaparak geçir, geçiriyoruz orada. Başka ne yapıyorsun? dinle alakalı ders görüyoruz dediği bize. Meşazlarında. Onun haricinde başka bir şey bilmiyorum. Peki bu e, yanında kaldığı kişiyle ilgili olarak siz bir duyum aldınız mı oraya giden diğer ailelerden ya da Kimse... başka kızların aileleriyle irtibata geçtiniz mi Yok kimseden duyum almadık. Yani şimdi şöyle bazen e, hani nasıl onlar sosyal medyada birbirlerini bulup e, bir organizasyon oluşturabiliyorlarsa aynı şekilde benzer mağduriyeti yaşayan insanlar da onların sayfaların altındaki yorumlarda o mağduriyet e, mağduriyeti yaşayanlar da bir araya geliyor. Hani biz buna şey deriz ya örgütlenme diye, ee, sizin gibi kızı orada olup mağdur olan başka bir aile var mı ya da tanıştınız mı? Ben tanışmadım ama genç kızlar vardı. Genç kızlar vardı. Şimdi kızınız hangi amaçla orada yani nasıl geçimini sağlıyor? Hayatını orada nasıl sürdürüyor? Bir otelde kaldığını iddia ediyorsunuz. Bir otelde kalmak için günlük bir otel parasını bugünün şartlarına düşündüğünüzde 7 evet. aylık bir sürenin e, e, ödemesini yapabilir mi? Yapamaz. Yapamaz. O zaman birileri tarafından finanse edilen bir sistem var ve orada kaç kişi e, kalıyorlar? İhbar hattına hem Mustafa... Ee, çabuk'la ilgili hem de diğer konularla ilgili ihbarlar da geliyor sevgili seyirciler. Mevlid Olgun 21 yaşında İstanbul'da ailesiyle yaşıyor. Ee, ve Çanakkale bayram içinde kendini sözde hoca olarak tanıtan e, bir kişinin yanına e, gidiyor ve 7 aydır ailesiyle iletişim kurmuyor. Anne Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığında bununla ilgili yapmış olduğu bir e, hem kayıp ne kadardı kadardır... Heh. E, kayıp müracaatı e, var e, ve aynı zamanda bir şikayet dilekçesi var. İnşallah Mevlüde ile bir an önce iletişim kurabiliriz. Biraz önce sormuştum ama tekrarlamak sormak istiyorum size. Kızınızın sesini e, ne kadar süredir duymuyorsunuz? Bir kere duydum, 7 ay boyunca. Hangi ayda? 2 ay, 3 ay önce bence tahminim. 3 ay önce, De sonrasında tüm iletişimi. Evet. Telefonu açık mı peki? Açık ama... Oradakiler bakıyor. Oradakiler bakıyor. Yani telefonu bile kızınızın kendi kontrolünde değil iddianız. Evet. Ee, bu yönde. Kızınıza çağrınız nedir? Kızımın gelmesini istiyorum. Bana yardım edilmesini istiyorum. Her türlü arkasındayım. Ailede durum ne peki? Baba ne diyor? O da istiyor gelmesini. Niye bu kadar bir şey... Ee çok kaybı olan anneyle de bir araya geldim. Yani birinin çok öfkesi oluyor, birinin aşırı şefkı. Ben sizi çok böyle e, stresli ve gergin gördüm. Normalde ben böyle değilim. Çok hızlı konuşan, çok bağıran Hı. birisiyim. Ya yani bu süreç sizi çok mu etkiledi? <laughs> evet çünkü... ...kızımı istiyorum sadece. Böyle bir çaresizliğin ortasında olur ya tam sizden öyle bir şey alıyorum. Çünkü o kadar yakın mesafede ve e, <laughs> şu anda siz benimle oturduğunuz için sizin acınız <laughs> benim acım oluyor. Ve sizin o sıkkınlığı çok hissediyorum. Ben yedi ay boyunca ne yediğimi ne içtiğimi bilmiyorum. Ben onsuz kahve bile içmezdim. O da biliyor. <laughs> Hadi kızımı istiyorum ne olursa olsun. İnşallah bir an önce Mevlüde'yi buluruz. Neler olduğunu anlaya biliriz Aha. Sevgili seyirciler, ihbar hattına gelen ihbarlar da bizim için çok önemli. 21 yaşındaki Mevlüt'e e, olgunu arıyoruz. E, kızınız Mevlüt'e'yi bulduk. <laughs> 7 aydır kayıptı. Kızınız şu anda telefon hattında. Şimdi sevdiği olsa sevdiğine karşı dersin bir tarafı mutludur diye kendini tutarsın ama bu o kadar çaresizce bir durum ki... ...kızım Mevlüt'e telefon attığında. Alo diyebilirsin. Alo. Alo. Hiçbir şeyden korkma küçük gel ne olursun seni çok özledim. Yo ben bir şeyden korkmuyorum zaten. Seni görmek istiyorum ne olursun. Tamam. <laughs> Babam gelin, nenem biz geldiği zaman seni de getirebilirlerdi. Babam ne? Ninen yanına mı geldi? Jandarmaya konuş. buraya geldiler birincisinde. <laughs> Bizzat bulunduğum yere geldiler. <laughs> Öncelikle şunu söyleyeyim size. Ben <laughs> kayıp değilim. Neredesiniz peki ve kimin yanındasınız? Benim nerede olduğumu gayet iyi biliyorlar. İlk geldikleri zaman da burada bana saldırmaya çalıştılar, olay çıkartmaya çalıştılar. Bu Sözde Sonrasında Hoca çıkıp gittiler. E, Mustafa, önemli bir iddiada da bulunuyorsun. Bu Sözde Hoca Mustafa e, Çabuk'un yanında Hoca mısın? Sözde bir kere lütfen düzgün konuşur musunuz? <laughs> ben Sözde Hoca diye hitap ediyorum. Onun yanında mısınız? Evet buradayım. E, aileniz onun müridi olduğunuzu iddia etti. Bu iddiası doğru mudur? Allah'ın izniyle öyle. Ee, nerede kalıyorsunuz 7 aydır? Bayramlık Çanakkale'deyiz. Bir termal otelde kaldığınız iddia edildi anneniz tarafından doğru mu? Bir otelde mi kalıyorsunuz? Evet öyle. Kaç kişisiniz? Sizinle beraber yani sizin yaşadığınızda başka genç kızlar da var mı orada? Ee, Hanımefendi. <laughs> Şu an siz beni mi soruyorsunuz, burayı mı sorgulamaya Hayır, hayır merak ediyorum. Anneniz çünkü annenizin iddiaları bu iddiaları sormak durumundayım. Sizin gibi e, çok Annemin sayıda sayıda... Annemin iddiası bir saniye. Yani sadece orada siz mi varsınız? Benim kayıp olmam. Hayır, hayır. Yani öyle düşünün, öyle gösteriyormuşsunuz gibi. Mevlüt'e şunu öğrenmek istiyorum. Şimdi annen diyor ki orada bir sürü genç kız var diyor. Benim de kafamda şöyle bir soru var. Orada sadece tek ee, Mevlüt'e mi var yoksa Mevlüt'e gibi birçok genç kız var mı? Hangisi doğru? Burada ailecik buradayız. Ya yani aileler var Ne burada. kadar bir kalabalıksınız? Kaç kişisiniz? 300'e yakınız. 300'e yakın. Ee, nerede yaşıyorsunuz orada? Otelde mi, evlerde mi? Daha fazla. Otelde, bungalovlarda. Ee, aileler, karı koca ve çocuklar da mı var orada? Tabii ki. Buraya gelip kendi gözleriyle de gördüler. Peki, e, sizin hepinizin bir arada bulunmasının e, asıl amacı nedir? Biz burada ilim öğreniyoruz. İslam'ı usul usullere göre yaşıyoruz. Mehter ve Selam'ın yanındayız. Hı -hı. Burada Lütfen siz de cümlelerinize dikkat ilmiyle, edin. Hı -hı. Burada ahlakı ve ilmiyle bize bir örnek. Biz de onun izinden gidiyoruz Allah'ın Peki için. sizin gibi yani şimdi normalde e, her bölgenin kendine göre yıllardır orada yaşayan bir halkı vardır. E, sizin gibi o 300 aile ya da 300 kişi farklı yerlerden gelip Mustafa Çabuk denilen kişiyle mi beraber yaşıyor? Evet. Herkes senin gibi. Sen kalktın İstanbul'dan gittin, bir aile kalktı atıyorum Edirne'den geldi, öbürü Kars'tan, diğeri Samsun'dan. Böyle hepiniz birbirinizi bulup aynı bölgede mi yaşamaya başladınız? Evet zaten Halisem tebliğ videolarına başladı. Hı hı. Videolardan herkes görüp tebiat etti. Peki e, mesela oraya gelenler e, daha önce bir belgeselde izlemiştim. Böyle evlerini barklarını satıp orada yeniden bir yaşam kurmaya mı başladılar? Evet İslam'a göre yaşamaya çalışıyoruz. Halisem'in yolundan gitmeye çalışıyoruz. Sen oraya gittiğinde kaç kişi vardı ve senden sonra sayı arttı mı giderek? Ne? ben kayıp değil miydim? Hı? Kayıp olarak çıkmadınız mı? Ee, yanınızda Şu... biri mi var sizi yönlendiren? Çünkü normalde sizinle iletişim kurduğumda çok rahat bir şekilde kendinizi ifade edebilecek özelliklere sahipsiniz. Annenizin dilekçesine de bir taraftan bakıyorum. Kızımın psikolojisi bozuldu. Ölüm korkusuyla... Eee sosyal Bayağı medyada bu sözde kendini Mehdi olarak tanıtan kişinin yanına gitti. Kızımın psikolojisinin iyi olmadığını düşünüyorum. Bu kişi ve kişiler tarafından etkilendiğini e, e, iddia ediyorum demiş. Sizin... Ya, efendim. Onu ben miyim burası mı? Hayır hayır sizsiniz ama sizin niye orada olduğunuzu merak ediyorum. Şunu da merak Değil ediyorum. Mi? Senin gibi evden kaçan. Şimdi bakın. Ailesi tarafından aranan başka genç Bir kızlar tane var beni mı? dinler misiniz? Dinliyorum tabii ki. Bunun için yayındasınız. Ha. Buyurun. İnşallah. Hazreti Mehdi çıktığını görünce buraya Sözde geldim. Sözde hoca evet. <laughs> Hazreti Mehdi aleyhisselam Allah'ın. Sözde hoca. Halife'mes. <laughs>